Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolup, dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın, yaşadığı Tavşantepe mahallesine 2 kilometre mesafedeki Eğer Tutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı. Amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi üzerine Narin'in cesedini alıp gizlediğini itiraf eden Nevzat B, jandarma eşliğinde dere kenarına götürüldü. Burada Nevzat B'nin ifadesine başvuruldu. Adli tıpta dün akşam tamamlanan otopsideki ilk bulgulara göre Nari'nin cansız bedeninin 15 gün suda kaldığının, boynunda boğulma izi ve ayağında kırık olduğunun tespit edildiği belirtildi. Öte yandan sadece tutuklu amcanın değil, gözaltına alınan diğer aile bireylerinden bazılarının da olay günü ile sonrasına ait arama ve mesaj kayıtlarının silindiğinin, hatta sim kart ve telefon değişikliklerinin yapıldığının anlaşıldığı öğrenildi. Babaya ait telefonda ise bu türden bir işleme rastlanmadı. Kesin raporun 15 gün sonra çıkması bekleniyor. Örneklerin bir kısmı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelenecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40'ta tamamlanmıştır ifadelerine yer verdi. Bakan Tunç İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak olan incelemeden sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenleneceğini belirterek uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir ifadelerini kullandı.